kararının ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her hafta Salı günü düzenlemiş olduğu Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü'nde vatandaşlar her konuda taleplerini Başkan Yazgı'ya iletiyor. Başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunduğu Halk Günü'nde talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Vatandaşın her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan Başkan Yazgı ve ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak sorunlara çözüm üretiyor. Düzenli olarak yapılan esnaf, vatandaş ve mahalle ziyaretlerini de sürdüren Başkan Yazgı, her hafta Salı günü belediye başkanlık makamında Aksaraylılarla görüşmeye devam ediyor. Hizmet İş Sendikası'nın 7. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Hak İş Aksaray İl Başkanı Nedim Deniz, İşkuru İl Müdürü Mahmut Akkuş, Hak İş Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil, Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Hak İş Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Hak İş Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, Hizmet İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, delegeler ve basın mensupları katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası İl Temsilcisi Nedim Deniz, kurul toplantısının hayırlı olmasını diledi. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat sürecinde yaşanan sıkıntıları aktaran Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin Cumhuriyet tarihinde yapılan en önemli reformların başında geldiğini söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederek, Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı sayesinde sendikamız Aksaray'da daha da güçlenerek büyümüştür dedi. Bu 25 yıllık süreç gerçekten çok düz bir çizgide devam etmedi. Zorlukları, sıkıntıları yaşadık. Ama hep burada bir şey başardık. Uzlaşmayı, birlikte sorunları çözmeyi, kavga etmemeyi, çatışmamayı ama sorunları çözme konusunda da azami çabaları, gayretleri gösterdik. Onun için buradayız ve iyi ki buradayız. Tabii 2014'te göreve gelen çok değerli belediye başkanımız Haluk Şahin Bey'in ortaya koyduğu yeni yaklaşımla da hem sendikamız hem Hak İş daha da güçlenerek, daha da büyüyerek yoluna devam etmektedir. Yeri gelmişken Sayın Belediye Başkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın artık belediyenin bünyesindeki şirketlere belediye çalışanı olarak geçmesiyle beraber bütün taşeron şirketlerden gelen arkadaşlarımızın sendikalı olma konusundaki çabalarını, taleplerini karşılayıp ve burada Aksaray Belediye'mizdeki bütün çalışanların sendikalı olmasının önünü açmış oldu. Ondan dolayı Sayın Başkan'a bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum ve kendisini de güçlü bir şekilde alkışlıyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise işçilere sahip çıkan bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek kongrenin hayırlı olmasını diledi. Burada bizim hep yönetim anlayışımızda şu vardı, sizler de biliyorsunuz. Çok farklı alanlarda yapmış olduğumuz toplantılarda hep şunun üstüne vurgu yaptık. Dedik ki biz burayı tek başımıza yönetmiyoruz. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Sizlerle beraber bu işleri yapacağız. Sizlerle beraber bu şehrimizi hem marka şehir yapacağız, hem bu şehirde yaşayan bütün Aksaraylı hemşerilerimiz bu yapılan hizmetlerden memnun olacak ve bizlere hayır duasında bulunacak. Bizim yola çıkışımız da buydu. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin de özünde de esasında da bu vardı. Ve biz biliyoruz ki, ben tabii belediye başkanı olarak bu 4. senemi dolduruyorum. Bu 4 sene içerisinde şunu gördüm. En güzel hizmet, insanların hizmet ettikten sonra karşılığında aldığınız hayır duası. Ve bunlar geride kalacak. Yol yapıyoruz tabii ki, asfalt yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz, şehri güzelleştirmek için çiçekler ekiyoruz. Yapmadığımız çalışmaya birçok noktada gecemiz gündüzümüz yok. Sizler de o fedakarlığı sonuna kadar gösteriyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden.
Ama vatandaşlarımıza dönüp de onların bize dediği o güzel dualar, o hayır dualar bizim için itici bir güç oluyor. Bizim için moral oluyor, motivasyon oluyor. Daha fazla iş yapmak, daha güzel hizmetleri sunabilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Özellikle tabii ki diğer kurumlarda da çalışan işçilerimizin çalışma koşulları ve çalışma şartlarının en iyi şekilde yapılması tabii ki sendikalarımızın sizlerin haklarını korumasıyla olacaktır. Bu nedenden dolayı değerli başkanımıza, değerli sendika yöneticilerimize sizleri desteklediği ve sizlerin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizler de sendikamızın yanındayız. Sendikamız, bizim sendikamız olarak görüyoruz. 850'ye yakın işçimizi kadroya aldığımız andan itibaren bunda başkanımızın çok büyük katkıları oldu. Değerli milletvekillerimizin, sayın bakanımızın, başbakanımızın ve cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kadro çalışmaları başladı ve bizim belediyemizde bulunan şirketlerimizin hepsini kapatıp belediyemizin şirketinde çalışmaya başladılar. Ve bu çalışmaya başladıkları andan itibaren de görevleri ve sorumlulukları neyse aynı şekilde devam ediyorlar ve devam edecekler de. Bunda ben inanıyorum. Yani bu konuda benim hiçbir tereddütüm yok. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki hem benim bulunduğum konuda hem sizin bulunduğunuz konuda dışarıda birçok insan var ki buralara gelip bu imkanlardan faydalanıp çalışmak isteyenler var. Biz o bakımdan şanslıyız. Ama tabii ki bunu vebali ve sorumluluğunda en iyi şekilde yerine getirmemiz lazım. Bunun da tek yolu işimizi en güzel şekilde yapabilmek. Hizmet İş Sendikası 7. Olağan Kurulu'na katılan AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden Geçti de kongrenin hayırlı olmasını dileyerek gündemi değerlendirdi. Hak İş her zaman alın terinin ve işçinin yanında olan bir kuruluş. Gerçekten hükümetle de karşı karşıya kaldığında da her zaman işçinin yanında olduğunu biz bizzat gözlemledik. Şimdi burada taşerona kadroyla ilgili kısımda Hak İş'in ne kadar önemli fonksiyonlar gördüğünü başkanım anlatmaya çalıştı ama benim bizzat şahit olduğum, belki de herkesin bilmediği ve Hak İş'in misyonunun gereği olarak kavga etmeden, gürültü çıkarmadan gereğini yapmak ve çözüm üretme sanatının bir ürünü olarak şöyle bir olay vardı. Taşerona kadro olayı gündeme geldiğinde bunları nasıl devlete alacağımız konusunda büyük bir kararsızlık vardı. Sözleşmeli memur gibi bir şey yapılmaya çalışıyordu ve bu sendikal haklarınızın hepsini kaybetmekle karşı karşıyaydınız. Bunu Hak İş bizi de onurlandırdı. Hak İş'in davasına inanan, daha doğrusu ona destek veren gönüllü milletvekillerimizi toplayarak bir fikir alışverişinde bulundu ve çok gizli, güzel bir çalışma yaparak sizlerin işçi olarak kalmasını ve kazanılmış sendikal haklarınızı kaybetmemenizi sağladı. Tabii burada Cumhurbaşkanımızın bir üstün iradesi, desteği ve emirleri vardı. O olmasaydı bunlar olmazdı zaten. Ve bunu kamuoyu çok bilmeden, böyle büyük kavga gürültü olmadan elde edilmiş bir haktı. Bunu Hak İş Başkanımız ve Hak İş Teşkilatı sağladı. Gerçekten de işçinin her zaman yanında olduğunun bir göstergesi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında dördüncüsü düzenlenen yöresel yemek yarışmasında birbirinden farklı tatlar yarıştı. Aksaray'da yöresel yemek kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla geleneksel hale getirilen yöresel yemek yarışmasının dördüncüsü düzenlendi. Kolay gelsin. Alabilirsiniz yani. Yarışmaya 41 yarışmacı 60 farklı yemek ve tatlı çeşidiyle katıldı. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Aksaray Kültür Evi bahçesinde gerçekleştirilen yarışmada Aksaray'a özgü 39 yemek ve 21 tatlı jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte yöresel yemek ve tatlıların yarıştığı standları gezerek yarışmacılardan bilgi aldı. Yemek biliyorsunuz. Çok lezzetli olur yani. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan yaptığı konuşmada yöresel yemekleri yaşatmak istediklerini belirterek Aksaray'ın yemek kültürüne dair yaptıkları çalışmaları tamamlayarak kitap haline getirdiklerini söyledi.
Efendim Aksaray 11 bin yıllık geçmişiyle kadim bir şehir. Hem kültürel değerleri hem de turizm değerleriyle kendi bölgesi içerisinde ve Anadolu'da öne çıkan illerimizin başında geliyor. Şehrimizin değerlerini, türkülerini, yemeklerini, folklorik özelliklerini, her türlü kültür ve turizm değerini ortaya koyabilmek adına valiliğimiz, belediyemiz, müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla bu tür etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Aksaray her yıl bölgesinde 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden birisine sahip olan ve kendi bulunduğu bölgesi içerisinde kervansarayları, yeraltı şehirleri, doğal güzellikleri, bununla beraber Ihlara Vadisi gibi önemli değerleri taşıyan önemli bir turizm şehri. Bu özelliklerini daha da ileriye doğru geliştirerek inşallah ilimizde turizm yatırımlarının artmasıyla beraber Kapadokya bölgesi içerisinde ve ülkemiz içerisinde Aksaray daha da iyi noktalara gelecektir. Efendim bugün burada yaptığımız yarışmada bu şekilde kendi kültürel değerlerimizin anlatılması, tanıtılması manasında önemli bir etkinliktir. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un ifadesiyle Türkiye dünyanın en büyük kütüphanesi, yine dünyanın en büyük arşivi, en zengin kütüphanesi, en büyük arşivi olarak ifade ediyor Sayın Bakanımız. Bu ifade abartılı bir ifade değildir, yerinde bir ifadedir. Jüri üyeleri 41 kişinin katıldığı iki kategoride değerlendirilen yarışmada lezzet ve sunum, ad ve tarifine uygunluk ile renk ve koku konularında değerlendirme yaparak puanlama yaptı. Yarışma sonunda tavuk dolması adlı yemeği ile Hatice Dilek yemek kategorisinde birinci oldu. Çömlek kebabı ile Ülviye Taneri ikinci, Noay Göbetesi ile Neziha Kara üçüncü oldu. Birincilere ödülleri Vali Aykut Pekmez tarafından verildi. Tatlı kategorisinde ise Sarığı Burma adlı tatlısıyla Neslihan Talay birinci, Pekmezli Bal Kabaklı Kurabiye ile Fatma Bora ikinci, Kalbura Bastı'yla Melek Meltem Turga üçüncü oldu. Tatlı kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödül ve hediyelerini Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı verdi. Yarışmada mansiyon ve en iyi sunum dalında dereceye giren yarışmacılara ödül ve hediyeleri ise Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı ile birlikte il protokolü üyeleri tarafından takdim edildi. Yarışmada anaokulu öğrencileri yufka açtı, börek pişirdi. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 7/24 altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yürüttüğü çalışmalar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatları doğrultusunda bir an önce tamamlanması konusunda hızlandırıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde içme suyu şebeke hatlarını yenileme çalışmalarında esnafların mağdur olmaması ve trafikte aksamalar meydana gelmemesi için ekiplere talimat verdi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgede gece 23'e kadar çalışmalarına devam ediyor. Aksaray'a hizmet için sorumlulukla hareket eden Aksaray Belediyesi sağlam altyapı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu planı dahilinde yürütülen çalışma kapsamında Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde içme suyunun dağıtımını sağlayan ömrünü tamamlamış asbest boru yerine kalite standardı yüksek dağıtım ve servis boruları kullanılıyor. Ayrıca kullanılan boru çapları yapılan değerlendirme ile caddenin kullanım sarfiyatına uygun hale dönüştürülüyor ve çapı yükseltiliyor. Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle birlikte kayıp kaçakların azalacağı bilgisi paylaşıldı. Arızalar nedeniyle kesintilerin de son bulacağı bildirilirken çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağı bilgisi verildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kariyer Günleri programı kapsamında Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'nde öğrencilere gelecek ve kariyer planlaması hakkında bilgiler verdi. Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen Kariyer Günleri programına katılarak öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Yazgı, yerelde siyaset yapmak ve yönetici olmak için ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Kariyer Günleri programında liseli öğrencilerle buluşan Başkan Yazgı'yı eşi Hasibe Yazgı da yalnız bırakmadı.
Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği söyleşide hayata dair tecrübelerini, belediye başkanlığı tecrübelerini ve Aksaray'ın geleceğini anlatan Başkan Yazgı, öğrencilere özellikle vatan sevgisi ve tarih şuuruyla ilgili öğütler verdi. Burada bahsedeceğim birkaç tane büyüğümüz var ve Avrupa'dan da birkaç tane örnek var. Bunlar benim özellikle hem lise çağımda hem de üniversite döneminde, sonra da meslek hayatıma atıldığımda ve belediye başkanlığı yaparken de etkilendiğim, örnek aldığım, değerlendirdiğim ve hayatta ve topluma bakışımı yönlendiren büyük insanlardır. Bunlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Sizler de biliyorsunuz çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. İstanbul'u alarak bir çağı kapatıp yeni bir çağa başlattı. Bu bile başlı başına bir olaydır. O zamanın şartlar altında olamaz, imkansız, gerçekleştirilemez, geçilemez denilen İstanbul'un surlarını geçti. Ve orada ve o çalışmaları yaparken aslında bunun bir gerisinin olduğu, daha çocukluk zamanından başlayarak gençlik dönemi ve o dönemde üzerine katarak ilerlediği bazı bilgi birikimlerinin aslında kendisini fethine hazırladığını ben tarihte hayatını okurken, farklı kitaplardan onun değerlendirmesi yaparken bunu görmüştüm. Programın sonunda okul müdürü Ramazan Ünal Çokkayışlı, belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür plaketi takdim ederken, Başkan Yazgı da okulun başarılı öğrencilerini ödüllendirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray merkeze bağlı Yuva Köyü'nde okul kütüphanesinin açılışına katıldı. Aksaray Merkez Yuva Köyü'nde Afganistan'ın başkenti Kabil'de görevi başında şehit olan Assubay Adem Sağlam'ın dayısı Mustafa Sağlam tarafından şehit Assubay Adem Sağlam'ın adını yaşatmak için kurulan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehit Piyade Başçavuş Adem Sağlam anısına oluşturulan okul kütüphanemizin açılış töreninde hepiniz hoş geldiniz. Açılışa şehit Assubay Adem Sağlam'ın ailesi, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Helvadere Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Akyol, Yuva Köyü Muhtarı Arif Çağlak, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Karapınarlar İlkokul Müdürü Yusuf Aksamaz, öğrenciler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evet, hayırlı olsun. Peki, hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Buyurun. Bu da böyle okuduğun derginin. Hatta onlar eski sayılar en alttaki. Kitap okumanın sanatı yoktur. Hatta kitaplığı, meydanda bir sahtere olmazsa çocukluğumuzun kitabı. Karapınarlar Okul Müdürü Yusuf Aksamaz açılış konuşmasında herkese teşekkür etti. 2017-2018 eğitim öğretim yılında okulumuza bir kütüphane yaptıralım diye yola çıkmıştık. Üniversiteyle bir istişare yaptık, bir kütüphane yaptıracaklardı. Ancak o süre içerisinde Yuva Köyü'nden bir şehit oldu. Ve şehidin adını kütüphanede yaşatalım diye düşüncesiyle şehit yakınlarıyla görüştük. Allah razı olsun, şehit Adem Sağlam adına bir kütüphane yaptırdılar. Bugün de sizler bu kütüphanenin açılışına katıldınız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yuva Köyü Karapınarlar İlkokulu Şehit Assubay Adem Sağlam Kütüphane açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kütüphaneye bilgisayar sözü verdi. Böyle güzel bir etkinlikte sizlerin aranızda olmak, sizlerle beraber olmak bizim için bir mutluluk, bizim için bir sevinç. Hele işin içerisinde kütüphane olunca, kitap olunca bambaşka bir anlam kazanıyor. Ben öncelikle değerli müdürümüze, kıymetli hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için ve birazdan açılışını yapacağımız kütüphane için. Sizler de biliyorsunuz biz bilgi medeniyetiyiz, kitap medeniyetiyiz. Bu medeniyetimizin ne kadar çok bir daha ayağa kalkmasını istiyorsak, tekrar tekrar o güçlü günlerimizin ve müreffeh günlerin tekrar yaşanmasını istiyorsak, yeryüzünde adaletin sağlanmasını istiyorsak,
her şeyden önce bu bilimi ve teknolojiyi bizler tekrar elimize almamız lazım. Nasıl bir zamanlar imparatorluk kurarken, yeni yapılar meydana getirirken bu bilim ve teknolojiden faydalandık ve onun vesilesiyle hem tarihte büyük izler bıraktık. Ama şimdi maalesef bu bilim ve teknoloji başkalarının elinde ve onlar da, sizler de görüyorsunuz, bambaşka bir şekilde yönetiliyor. Bambaşka bir şekilde dünyaya zulüm yayıyor. Biz bu zulümden kurtarmak, tekrar bu medeniyeti ayağa kaldırmak sizlerin ve çok değerli hocalarımızın katkılarıyla olacak. Her şeyden önce bu tür etkinliklerin, bu tür kitap ve kitap severlerin destekleriyle olacak. Bilgi bizim için önemlidir. Bilgi geleceğimiz için önemlidir. Hele burada bu tür bir etkinliğin yapılması ve bu etkinliğin diğer yerlerde de inşallah artarak devam etmesi bizim en büyük isteğimizdir. Aksaray'ımızda da buna benzer çalışmalarımız var ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama her şeyden önce bu tür kasabalarımızda, ilçelerimizde de bizler belediye olarak elimizden gelen bütün desteği yapmak istiyoruz. Kitap olarak zaten bir kısım desteğimiz oldu ama bundan sonra da talep ve ihtiyaç olursa her zaman yanınızda olduğunu söylemek istiyorum. Bunun anlamlı bir tarafı da var. Şehidimiz Piyade Başçavuş Adem Sağlam Bey'in adına yapılmış. Her şeyden önce şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve bu kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmak, sizlerle birlikte olmak, hele böyle anlamlı bir günde anlamlı bir açılışı gerçekleştirmek bizim için bir mutluluktu. Ben tekrar davetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar tebrik ederiz. Bilgisayar sözümüz tamam. Kitapları yerleştikten sonra eksik kalırsa yine resmimiz olur. Renkli görüntülerin yaşandığı kütüphane açılışında başkan yazgı ve protokol üyeleri ana sınıfı öğrencilerinin yıl sonu sergisini gezdi. Okul müdürü Yusuf Aksamaz'dan bilgiler aldı. Hocam şimdi şöyle yapalım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu sakallı dedeyi kim yaptı? Peki bunu bulabilecek misiniz? Bu kimdi? Seyden Başı. Aferin size ya. Bravo. Çok güzel. Nerede savaştı o? Düşmana karşı mı savaştı? Hangi savaştı? Hangi savaştı hatırlıyor musun? Düşman savaşı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Asibe Yazgı, Aksaray Merkez'de Atatürk İlkokulu'nda Veli Kadın Aktivite Merkezi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Atatürk İlkokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Okul Müdürü Recep Çelen'den bilgiler aldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Atatürk İlkokulu'nu ziyaretinde Türkiye'de tek örneği olan ve okul müdürü tarafından hayata geçirilen Veli Kadın Aktivite Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kolay gelsin. Siz de ne yapıyorsunuz? Güzel. Eline sağlık. Siz ne yaptınız? Okul müdürü Recep Çelen, çocuklarını okula getiren annelerin zamanını okul çatısı altında değerlendirmelerini olanak sağlamak amacıyla böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ve açılan aktivite merkezinin veliler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını söyledi. Çocuklarıyla birlikte aynı okulda eğitim gören veliler ise okul kapılarını kendilerine açan müdür Recep Çelen'e teşekkür ediyor. Müdürümüzün de imkanı sağladığı gibi evdeydik. Evden geldik, makinalarımızı getirdik. Burada bir şeyler etmeye çalışıyoruz. Şu anki yaptığımız elimdeki çalışmadan yurt dışına sipariş, mutfak peçetesi, mutfak önlüğüyle beraber mutfak masası da var. Yurt dışına
gitmek üzere yapılıyor şu an. Tadilat yapıyoruz. Giyimimize bir giriş yapıyoruz. 23 Nisan için toplar kıyafetleri dikiyoruz. Yapmış olduğunuz şu an ürünü 23 Nisan'da mı kullanmayı düşünüyorsunuz? Evet, 23 Nisan için toplar kıyafetleri dikiyoruz sipariş aldık. Okul kütüphanesi ve sınıfları ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya, eşi Hasibe Yazgı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt eşlik etti. Okul faaliyetleri hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Recep Çelen, Başkan Yazgı ve eşine ziyarette öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte düzenledikleri okul bahçesini gezdirdi. Aksaray Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte çevre düzenlemesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ot ve çim biçme çalışmaları kapsamında park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde ve kavşaklarda gerçekleştirdiği çalışmalarla halk sağlığını korumak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için geniş kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken daha estetik bir görüneme de kavuşturuluyor. Özenle gerçekleştirilen çalışmalarda gerek halkın sağlığı gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik öğrenciler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 3,5 yaşındaki Meriç Bozkurt'a bıraktı. Hayırlı olsun. Neler yapmak istersin ilde? Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Şeyda Bozkurt, öğretmen ve öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Yazgı'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Başkan Yazgı miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak koltuğunu bakım evi öğrencileri adına temsilen Meriç Bozkurt'a bıraktı. Belediye Başkanlık makamına oturan Meriç Bozkurt, arkadaşlarının isteklerini dinleyip çocuklar için oyun parkları yapılmasını istedi. Ben Aksaray'da çocuk parklarını çoğaltacağım ama çocuk parklarının içinde bir de bebek parkları yaptıracağım. Bebekler oynasın diye. Sonra sokak hayvanlarımı da barınağa göndereceğim ve Elif Hanım öğretmenim için 10 bin tane balon alacağım. Çok güzelmiş ya. Tesili Aksaray Belediye Başkanı Bozkurt'un istekleri not alındı, gereğinin yapılacağı bildirildi. Neşeli dakikaların yaşandığı ziyarette Meriç Bozkurt ve Eymen Hanlı 23 Nisan şiiri okurken Başkan Yazgı çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Belediye meclis salonunu gezen minikler daha sonra Aksaray Belediyesi bünyesinde yayın yapan televizyonumuzu gezdiler. Adın ne? Eymen. Eymen kaç yaşındasın Eymen? 5. 5 yaşındasın, hoş geldin. İyi misin? Bize şarkı söyleyeceksin değil mi? Hı hı. Seni dinliyoruz. Biri biri bir kuş tutmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, çik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Aksaray Belediye TV Haber Müdürü Dilek Gök tarafından karşılanan minik öğrenciler stüdyoda şarkılar söyledi. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün çocuklar. 23 Nisan kutlu olsun. Sevgiler. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.